insanların yaşadığı coğrafyada bir şekilde sanatla da tanışması gerektiğini ya da dışarıdan gelen insanların kentin genel görünümündeki o estetik durumu fark etmeleri anlamında da keyifli bir iş. O anlamda da biz gayet keyifliyiz. Ben de bir çalışma yaptım. Munzur kıyısında olması benim için ayrıyeten anlamlı. Ben biraz daha yöreye özgü birkaç değer üzerinden bir çalışma yapmak istedim. O da bence bu toprakların 2000 yıldır değişmeyen bir değeri bir anılarımız. İkincisi de bu toprakların doğası ve o doğayı temsilen de ben dağ keçisini ve yaşlı bir nenelerimizden herhangi biri. Yani ben halktan figürleri çalışmayı daha çok seviyorum. Çünkü bence bu toplumun en temel değeri ve halk ve bu toplumu oluşturan insanlar. Ve ben de bir şekilde kentin girişinde böyle bir ilk etapta görünen bir duvarda böyle bir çalışma yapmış olmaktan dolayı çok mutluyum. Şimdi daha önce Kaz Dağları'nda olan bir mesele. Şimdi Munzur Dağları'na komple altın alanı ilan edilmesi var. Biz şimdi burayı gördükten sonra sanatçı olarak söyleyeyim. Hani bu doğa dünya üzerinde bence eşi benzeri olmayan bir yer. Birçok yer gezdim, gördüm ama ve bu doğanın korunması için de bu maden sahalarıyla ilgili ben şahsen bir sanatçı olarak bunun çok yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu doğa belki 1 milyon yılda oluştu ve biz hani 5 yıllık, 10 yıllık bir şey için bunu böyle bu şekilde izinlerin verilmesi gerçekten kötü. Yani çok üzüldüm işin açıkçası. Bütün sanatçı arkadaşlar da aslında bir noktada işlerinde bunu vurgulayan, bir şekilde dokunan, biz çocuklara da etkinlikler yaptık burada. Doğanın içinde yaptık özellikle. Kapalı salonlarda yapmadık o etkinlikleri. O anlamda da buranın doğası kaybolursa buranın kültürü de kaybolur bence. O kadar ilginç bir şey yaşadım ki benim için çok mutluluk verici bir şeydi. Bu dağ keçisinin yüzü bittikten sonra ben ertesi gün Plümür Vadisi'nde dolaşırken bir keçi sürüsüne rastladım. Hani sanki onların resmini yaptığımı biliyorlarmış gibi karşıma çıktılar böyle. O beni çok mutlu etti ve hani şok da oldum. Nasıl? Hani şehre 1 kilometre, 2 kilometre mesafede dağ keçilerini görüyorsunuz. Ve suya iniyorlar. Su içiyorlar. Burada bir de çok ilgimi çeken bir şey var. Birçok kent gezdim. Bu kentteki hiçbir hayvan kaçmıyor. Köpekler kaçmıyor, kediler kaçmıyor. Yani hatta şehrin içinde domuz sürüsü gördüm ve ona ekmek veren amca gördüm. Ki ben onların da öldürülmesine karşıyım mesela.